Merhaba sevgili dostlar. Tekrardan hepiniz Muhabbet Kuşu Bahçem kanalına hoş geldiniz. Evet dostlarım, bugün hem bir genel durum kontrolü hem de ufak bir konuya değineceğiz sizlerle beraber. Konumuzu sizlere söylemeden önce bildiğiniz gibi yeni bir yer kuruyorduk. Size geçen videolarımda anlatmıştım. İnşallah yeni yerimizin kurulumuna birkaç gün sonra başlayacağız. Ustalarımızla görüştük. Gerekli, yapılması gereken şeyleri söyledik. Onları da arkadaşlar aşama aşama yerin kurulumunu da sizlerle paylaşacağım dostlarım. Esas konumuz gene bugün bir arkadaşımızın bize sorduğu sevgili dostlar. Bakım programlarıyla alakalı bir soru gelmiş. Bildiğiniz gibi birçok bakım programı mevcut arkadaşlar. Bu konu hakkında sizlerle konuşacağız. Şimdi ben bir öbür kameraya geçip hemen dönüyorum. Evet sevgili dostlar, dediğimiz gibi konumuz bakım planlarıyla alakalı. Konumuza geçmeden ilk önce şöyle bir tekrardan yuvaları bir kontrol edelim. Şöyle bakıyoruz rainbow'larımıza. Evet, maşallah burada var, mevcut. Evet, ayıramadık. Yeni yerimizi kurduğumuz için arkadaşlar, inşallah yeni yerimize geçmeye başlayınca yumurtasız olan yavrularımızı ayıracağız. Burada yavrumuz yapıyor. Evet, maşallah dostlar. Şöyle kontrol etmeye devam edelim. Gene bu çiftliğimiz çok iyi bir bakıcı. Burada da mevcut. Evet dostlar, burada da rainbow çiftliğimiz yatıyor. Dediğim gibi yeni yerimize geçer geçmez dostlar ayırma işlemine başlayacağız. Evet arkadaşlar, bakım programı ile alakalı birçok soru gelmiş. Şimdi dostlarım, bildiğiniz gibi birçok video izliyorsunuz YouTube'da tabii ki. Ve arkadaşlarımızın çoğu birçok bakım programını sizlerle dostlar paylaşıyor. Bildiğiniz üzere. Tabii ki bu bakım programlarını kullanan bazı arkadaşlarımız kimi yarar sağlıyor, kimisi pek bir performans sağlayamıyor. Şimdi arkadaşlar, her bakım programı size uyacak diye bir kaide yok. Kuşun alıştığı bir program olmalı. Sizin kuşunuz neye alışmışsa dostlar öyle devam ediyor. Bakım programlarında yapılan en büyük hatalardan bir tanesi dostlarım. Maalesef ki bir bakım programı kullanmaya başlamak istiyorsunuz. Ve bakım programına başladığınızda bunu bütün kümese uyguluyorsunuz. Dostlarım, bir bakım programına başlayacaksanız eğer ilk etapta yapmanız gereken bu bakım programını bir ya da iki tane takımınıza uygulamak. Eğer sonuç alırsanız, yarar sağlarsanız ondan sonra arkadaşlar bu bakım planını diğer kuşlarınıza da uygulayabilirsiniz. Bu bildiğiniz gibi mama için de aynı, çoğu şey için de dostlarım maalesef ki aynı. Bildiğiniz üzere bazen gidip bir yerden kuş alıyorsunuz. Fakat aldığınız kuş yaptığınız mamayı yemiyor. Niçin bu mamayı yemiyor diye soruyorsunuz. Tabii ki mamayı yememesinin sebeplerinden bir tanesi sizin yaptığınız mamayı, gittiğiniz aldığınız yerden geldikten sonra kuşu. Bu kuşun o mamaya alışmamış olması arkadaşlar. Bu yüzden herhangi bir üreticiden mama alırken muhakkak ve muhakkak hangi mamayı kullandığını ve neler yaptığını sormanız gerekiyor arkadaşlar. Ve böylelikle en azından o mamayla başlayıp azar azar kuşunuza kendi mamanızı da karıştırarak verip dostlarım bir alıştırma dönemini geçirmiş olursunuz. Dediğim gibi bakım programlarında da dostlar kuşun alışmasıyla alakalı bakım programları, bulduğunuz her bakım programı sizin kuşunuzun işine yarayacak diye bir şey söz konusu değil dostlarım. Fakat tabii ki bakım programı oluştururken dostlar vazgeçilmez ürünler. Ürünleri ilk etapta elinizde bulundurmanız gerekiyor. Nedir bunlar dostlarım? Probiyotik, ondan sonra dostlarım vitamin, elektrolit, yani kısaca vazgeçilmez ürünleri, B vitamini gibi ürünleri elinizde tutmanız gerekiyor. Ve buna göre de bir bakım planı oluşturmanız gerekiyor. Çünkü sizin kuşunuz bunlara alıştıktan sonra bunlar önemli olan ürünler dostlarım. Diğer bakım planlarında dediğim gibi
dostlar, eğer kuş alışkın değilse uyguladığınız bakım planı size uymayabilir. Fakat kuşu aldığınız yerdeki dostlarım, bakım planına uygun olan kuşlar orada o bakım planına şey gösterebilirler. Yani bakım planına uygunluk gösterebilirler. Fakat size geldiğinde uymayabilir dostlarım. İlk önce bunu size anlatmak istiyorum. Bu yüzden bunlara çok dikkat edin. Bu dediğim gibi mamada da aynı şekilde dostlar. Hepsinde aynı şekilde. Şu an bugün mesela bizim uygulamamızda Gerbit vitamin uygulama günümüzdü. Biz bugün bunu uyguladık. Dediğim gibi bunlar vazgeçilmez. Bakım planınızda olması gereken şeylerden dostlarım. Tekrardan görüşmek üzere. Hızlı bir video yaptım arkadaşlar. Çünkü zamanımız pek yok. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlar. Dediğim gibi yeni yerimizi de birkaç gün içinde kurmaya başlayacağız. Hepinize hayırlı bereketli üretimler diliyorum dostlar.